Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere geçenlerde yaptığım kremadan harika bir bisküvili profiterol pastası yaptım. İnanılmaz güzel oldu. Hani size söz vermiştim, bu kremalardan çok güzel tarifler yapacağım demiştim ya, sırasıyla paylaşıyoruz. Bundan önce de 2-3 tane tarifi zaten paylaştım. Şimdi sıra bisküvili profiterol tarifimize geldi arkadaşlar. Zaten profiterolleri yapmıştık, biliyoruz nasıl yapıldığını. Pastası nasıl olur diye düşünüyorsanız, kafadan atarak yaptım arkadaşlar. Gerçekten böyle bir pasta yok. Kendim kafadan atarak yaptım. Malzemelerin info kısmında yazdım. Şimdi yapılışına geçelim. Tenceremizin içine sütümüzü, yumurtalarımızı, şekerimizi, nişastamızı ve unumuzu alalım. Biraz çırpalım. Daha sonra da kakaomuzu ilave edelim. Ve muhallebimizin altını yakmadan çırpma işlemine devam edelim. Ki ta böyle muhallebimiz fokur fokur kaynayana kadar arkadaşlar. Bu işi blenderla da yapabilirsiniz. Çünkü benim kolum ağrıdığı için blender benim için daha büyük bir kolaylık oluyor. Evet, gördüğünüz gibi muhallebimiz pişti. Katı, koyu bir kıvamda muhallebi oldu. Ocağın altını kapatalım. Vanilyamızı ve tereyağımızı ekleyelim. Tekrardan blenderla iyice pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştıralım. Pürüzsüz hale gelen çikolatalı pastane kremamızı sıcak bir şekilde kasemizin içine döküyoruz. Kabuklanmasın diye üzerini streç folye ile kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Sonrasında çırpma kabımızın içine kremamızı alalım ve köpürene kadar çırpalım. Çırptıktan sonra kremamız iyice köpürdükten sonra soğumuş çikolatalı muhallebimizi içine katalım arkadaşlar. Ve tekrardan güzelce ikisi birbirine özleşene kadar çırpalım. Çok koyu bir kıvam olursa soğuk süt ile açabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani kıvamını soğuk süt ile açabilirsiniz arkadaşlar. Nutella kıvamında, lezzetinde harika bir pastane çikolatası oluyor. Ya ben bayılıyorum şu görüntüye. Evet, çikolatamız da hazır. Çok fazla bakmayalım. Kilo yapabilir. Kilo yapabilir. Çok fazla bakmayalım çikolataya. Şimdi sıra geldi. Profiterollerimizin yapılışına arkadaşlar. Tenceremizin içine suyumuzu, şekerimizi, tuzumuzu ve tereyağımızı alalım. Tereyağımız eriyene kadar güzelce karıştıralım. Evet, tereyağımız eridikten sonra içine unumuzu ilave edelim. Ve böyle 5-10 dakika kadar profiterol hamurumuzu iyice kavuralım arkadaşlar. Tabii ki altını yakmamamız lazım. Kısık ayarda bu işlemi yaparsak daha iyi sonuç elde ederiz. Kavurduğumuz profiterol hamurumuzu da sıcak bir şekilde kasemizin içine koyalım. Üzerine streç folye kapatalım ve ılınmaya bırakalım. Ilınan profiterol hamurumuzun içine yumurtalarımızı teker teker katıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bu karıştırma işlemini bir önceki iki tarifimde de söyledim. Profiterol tarifimizde ve ekler tarifimizde de belirttim. Elinizle yoğurursanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Yani iyice yoğurulması lazım. 3 tane yumurtamızı da tek tek katıyoruz. Siz burada bakmayın, benim 2 tanesi birden katıldı. Sorun değil. Teker teker katın, güzelce yoğurun. İyice böyle yapışkan bir hamur olması lazım. Daha sonra da sıkma torbamızın içine dolduralım ve yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içine yuvarlak bir şekilde sıkalım. 200 dereceli fırında 30-35 dakika arası pişirelim arkadaşlar. Elinizi ıslatarak profiterollerin üzerlerine hafif bastırıp düzleyebilirsiniz. Evet, profiterollerimizi pişmeye gönderiyoruz. Ve tadadadam, profiterollerimiz pişti. O kadar güzel kabarıyor ki içi böyle yumuşacık. Ve çok sevdim ben bu tarifimi. Senelerdir yaptığım çok garantili bir tarifimdir. Arkadaşlar şimdi profiterollerimizi ortadan kesiyoruz ve kremamızı dolduruyoruz. Sade kremamızı dolduruyoruz arkadaşlar. Thank you.
şimdi geldi asıl bölümü arkadaşlar. Pastamızın yapılışına hemen geçelim. Bir kabın içine sütümüzü dolduralım. Bisküvileri tek tek süte batırarak kalıbımızın içine dizelim. Bisküvimizin ilk sırasını dizdikten sonra çikolatalı pastane kremamızdan şöyle incecik bir şekilde bisküvilerimizin üzerine dikkatlice sürüyoruz. Çikolatamızı sürdükten sonra yine ikinci katına bisküvilerimizi süte batırarak diziyoruz. İkinci katına da çikolatalı pastane kremamızdan ince bir şekilde sürüyoruz. Arkadaşlar bu kısma lütfen dikkat edelim ve dikkatlice izleyelim. Şimdi ikinci katımızı da sürdük. Görmüş olduğunuz gibi pastane çikolatamızı da sürdük. Profiterollerimizi içine yani orta kısma sırasıyla hiç boşluk kalmamak şartıyla diziyoruz. Profiterollerin üzerine yine çikolata dökeceğiz ama bu çikolata çok yoğun kıvamlı olduğu için profiterollerin arası boş kalabilir. O yüzden çikolatadan bir miktar alıyoruz ayrı bir kaseye, üzerine soğuk süt döküyoruz ve kıvamını biraz açıyoruz arkadaşlar. Bir kısım çikolata da pastamızın üzerine kalacak. Lütfen bu kısmı kaçırmayalım. Görmüş olduğunuz gibi orta kısma dökeceğimiz çikolatanın kıvamını soğuk süt ile açıyoruz. Sonrasında çikolata sosumuzu profiterollerin her tarafına gelecek şekilde boş kısım kalmamak şartıyla güzelce dökelim. Aslında tarif kolay bir tarif. Yani kremayı yaptıktan sonra profiterolü yaptıktan sonra kolay bir tarif de biraz kafa karıştırmış olabilir. Kafadan yaptığım için biraz kafa karıştırmış olabilir ama çok lezzetli oldu. İnanın yiyen misafirlerim, hani bunun tadına bakan misafirlerim bayıldı arkadaşlar. Evet, çikolata sosumuzu da döktük. Şimdi üst kısma geliyor. Tekrardan bisküvilerimizi süte batıralım ve pastamızın üzerine sırasıyla dizelim. Bisküvileri de dizdikten sonra geriye bıraktığımız pastane çikolatamızdan yine ince bir tabaka şeklinde sürelim, düzleyelim. Tekrardan üzerine son kez bisküvilerimizi arkadaşlar süte batıralım, dizelim ve yine üzerine çikolata sosumuzdan dökelim ve pastamız bu şekilde bitmiş olacak inşallah. Yani aslında zor değil. Gerçekten zor değil. Tadı, görüntüsü o kadar güzel bir pasta oldu ki hani gösterişli tarifler arıyorsanız bence mutlaka yapmanız gereken pastalar arasında bu tarif yerini almalı diye düşünüyorum. İnanın lezzetine doyum olmayacak harika bir pasta. Burada da çikolatanın hafiften kıvamını açtım. Görüyorsunuz zaten belli oluyor. Çok hafiften soğuk sütle kıvamını açabilirsiniz. Çünkü çok fazla çikolatam yetmedi diyebilirim. O yüzden biraz sütle kıvamını açtım. Hiç sorun değil ama çok fazla da açmayın. Bu sefer akışkan bir hal alır ve pastanız akar gider. Sadece orta kısma bile dikkat edin yani arkadaşlar. Evet, pastamız bitti. Dinlendi. Üzerine de Antep fıstığıyla şöyle bir süsledik. Sonrasında yan kelepçelerinden çıkartalım. Dilimleyelim ve servis tabağımıza alalım. Şimdi şu görüntüyü size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum hani belki size bir karışık gelmiş olabilir, zor gelmiş olabilir ama inanın zor değil. Aslında sırasıyla yapılınca harika bir pasta çıkıyor ortaya. Şu görüntüyü bence herkes yapıp hem görmek isteyecek hem de misafirlerine ikram etmek isteyecek. Gerçekten harika bir pasta oldu. Biz çok beğendik. İnanın çok beğendik. Misafirlerim çok beğendi. Hani hiç sanki içinde bisküvi yok da pandispanya varmış gibi zannettiler. O kadar hoşlarına gitti ki hatta arkadaşımdaki Leyla ne olur şu tarifi bir yükle artık bakalım diye anca sıra geldi tariflerimize. Arkadaşlar dediğim gibi ben çok beğendim. Sizler de yapınca emin olun çok beğeneceksiniz. Sırasıyla takip edince zaten zor bir tarif değil. Ne diyelim, şimdiden bu muhteşem tarifi yapan herkese afiyetler olsun diyelim ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.